Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kayyum nedir? Kayyum en başında faşizmdir. Halk düşmanlığı, Kürt'e düşmanlıktır. Kürt'ün diline düşmanlıktır. Kürdü, Kürt'e seni seçme hakkın yok demektir. Kürt'e sen yurttaş değilsin. Kürt'ün diline saldıran, kürdün kültürünü yok sayan, sembolik değerlerini ve hafızalarından silmek suretiyle Kürt'ü belleksizleştirmeye çalışan bir sömürge politikasının asimilasyon aracıdır. Kadıköy'de belediye başkanı veya Antalya'da bir belediye başkanı suç işlediğinde nasıl oluyor? Hakkari'de belediye başkanına soruşturma açıldığında nasıl oluyor? İzmir'de Menemen Belediyesi'nde belediye başkanları ile ilgili açılan soruşturma var. Yasa söyler. Bir belediye başkanı ile ilgili sadece görevi ile ilgili diyorum. Bir soruşturma veya kovuşturma varsa İçişleri Bakanlığı o belediye başkanını geçici olarak tedbiren görevden uzaklaştırabilir ama belediye meclisi kendi içerisinde belediye başkanını seçer. Keza Antalya Kepez'de hakkında soruşturma olan tutuklanan belediye başkanının yerine İçişleri Bakanlığı belediye başkanlığı görevden aldı. Meclis kendi içerisinde bir başkan seçebildi. Aslında olması gereken hukuku uyguluyor iken Kürtlerin belediyelerinin eş başkanları için bir soruşturma açıyorsanız veya açılmış bir soruşturma kovuşturma var ise aslında Kepez'de olduğu gibi Menemen'de olduğu gibi yapılması gereken anayasaya uygun bir işleyiş iken siz burada anayasayı da takmıyorsunuz. Siz bizatihi kendinizin koyduğu bir sürü yasayı dikkate almadan Kürt'e başka bir hukuk uyguluyorsunuz. Onun için diyoruz bu iktidar, bu devlet Kürt düşmanıdır. Hadi diyelim ki Hakkari eş başkanımızla ilgili bir 14 yıllık bir dava var. Diyelim ki oradaki dalların tamamı doğrudur. Görevden aldınız peki o meclis üyelerinin tamamını nasıl tırnak içerisinde terörist ad edersiniz? Hangi biri hakkında dava var? Hangi biriyle ilgili soruşturma var? Onların içerisinden bir belediye başkanını seçmek neden zor? Hukuk size bunu emrediyorsa bunu yapmak zorundasınız ama hayır yapılmıyor bu. O kadar düşmanlar ki Kürt'e hakkında bugüne kadar seçim öncesinde yani adaylığı kesinleşen belediye başkanlarımızın büyük çoğunluğuyla ilgili soruşturma dosyası olmasa bile geçmiş pratiklerden biliyoruz bunu. Bir soruşturma dosyası hazırlanır. Nasılsa bütün Kürtler potansiyel olarak tırnak içerisinde söylüyorum. Terörist günü geldiğinde bu kayım atamanın bir gerekçesi olarak hemen çıkarılır ortaya. Pratikte ne oluyor? Nasıl oluyor? Sabah uyandık kayyum atandı. Neler oluyor sonra? Öncelikle kayımlar Kürtlerin kültürüne yönelik bir saldırı politikası başlattı. Ne yaptı? Diyarbakır başta olmak üzere birçok kente Kürtlerin kültürel değerlerine yönelik saldırılar oldu. Örneğin Diyarbakır'da bir gazeteciyken katleden Hafız Akdemir'in isminin verildiği parktan isminin silinmesine ilişkin bir karar alındı. 13 kurşunla katleden Uğur Kaymaz'ın heykelini ortadan kaldırdılar. Yine Orhan Doğan'ın heykelini yok etmeye başladılar. Şair Ahmet Hani'nin heykelini yok etmeye başladılar. Sadece Diyarbakır açısından söylemiyorum. Kürdistan'da bizde olan belediyelerin bir çoğunda belediyelerin özellikle Kürt kültürü konusundaki çalışmaların tamamını yok etmeye çalışan o sembollerimize saldırarak bir nevi hafızasılaştırma çabası içerisinde giden bir rejimden bahsediyoruz. Ama aynı zamanda kültürün öte yanında diline de saldıran bir rejimden bahsediyoruz. Kayım belediyeler bünyesinde veya onlara bağlı olarak Kürtçe ders veren birçok ilkokuldan tutun da ileri düzeydeki birçok okulun kapatıldığını gördük. Bunlardan biri örneğin Ferzat Kemenger Okulu. Birçok belediyemizin Kürtçe Twitter sayfasını kapattılar. Bakın yaya geçitlerinde Kürtçe yazılan yazılamalar ve ikonları kaldırmaya başladılar. Bu da kayın politikasının aslında sadece rant ve kalanı esas alan değil, Kürtlerin bir kültürüne iki diline ama aynı zamanda öz kaynaklarına yönelik de bir saldırı rejimi olduğunu ifade edebilirim. Mesela Kürdistan'ın birçok yerinde belediyelere ait olan ve halkımıza aslında ait olan arsaların büyük oranda satışını gerçekleştiren, yandaşlara satan, gerçek değerinin çok altında bir fiyatla o arsaları elden çıkarmak suretiyle aslında Kürtlerin ekonomik olarak yoksullaşmasına yol açacak politikalar sistematik bir şekilde hayata geçirdiler. En nihayetinde belediyelerin ihtiyacı olan şey nedir? öz kaynaklarıdır. Yani sınırlı bir biçimde merkezden bir gelir gelir ama belediyeler esasında kendi öz kaynaklarıyla halka hizmet verirler. Bu arsaların tamamını kayınlar kısa bir süre içerisinde hatta vakit bulamadıkları taşınmazları da seçimden çok kısa bir süre önce satmak suretiyle Kürt halkının öz kaynaklarını tüketerek Kürtlerin kısa, orta ve uzun vadede açlığa mahkum eden, yoksulluğa mahkum eden bir rejimin adıdır aynı zamanda. Kayın politikası öyle bir politika ki şu an birçok belediyemize belki de kelime dağarcığımızda olmayan devasa rakamlarla borç bırakmak suretiyle Kürtlerin hizmet alma hakkını on yıllarca ipotek altına almış bir rejimdir. En nihayetinde kayın politikası, bütün bu bahsettiğimiz bu politikalar Kürt sorunun çözümsüzlüğünde ısrar politikasının bir sonucudur. Bütün bunların müsebbibinin tamamen Kürtlere yönelik yürütülen savaşın bir konseptidir, bir parçasıdır, hayata geçiriliş biçimidir. Peki bizlerin neler yapması gerekiyor? En güçlü olduğumuz, en meşru olduğumuz yani dem partili gibi düşünmeyen AKP'lilerin bile karşı çıkması gereken bir dönemdeyiz, noktadayız. Çünkü kayım geldiği zaman AKP'li kürde de hizmeti kısıtlıyor. Dem partili gibi düşünmeyen, Kürtlerin temel hak ve özgürlükler için mücadele etmeyen bütün Kürtlere hizmeti kesiyor. Dolayısıyla herkesin burada buna karşı durması gerekiyor. Bu politikaları durdurmanın tek yolu bütün Kürtlerin bulundukları alanda meclis zemininden tutun sokaklara kadar üniversitelere kadar bütün alanlarda Kürtlerin bu uygulamalara karşı dik bir şekilde durması ve kesintisiz bir şekilde demokratik hakkını kullanmak suretiyle bu kayım rejiminin sonlandığı tarihe kadar mücadelelerine devam etmesidir. Mücadele konusunda sadece Kürtlerin değil kuşkusuz bir yerde bir halkın iradesi yok sayılmışsa bir yerde bir halk yurttaş olarak addedilmiyorsa aslında bu sadece o halka yönelik değil tüm Türkiye halkına yönelmiş bir tehdittir. Dolayısıyla burada Kürtlerle birlikte tüm Türkiye halkının Kürtlerin yanında bu rejime karşı bu savaş dışında başka hiçbir şeyden anlamayan bu halkı yoksulluğa açlığa mahkum eden bütün özgürlüklerinden eden demokrasinin karıntısını bırakmayan bu faşizme karşı birlikte yan yana dayanışarak bu rejime dur diyebilir. Aksi takdirde sadece bu Kürtlerin pro problemidir dersek bugün Kürtlere yapılanların yarın diğer toplumsal kesimlere yapılacağını deneyimledik bundan sonra da olacağını söyleyebiliriz